İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas'a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Sivaslı vatandaşlar güneşin tadını çıkardı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Haberlerimizin detaylarıyla devam edelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hava yolu ile Sivas'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ardından Soylu Kongre Müzesi bahçesinde Sivaslı vatandaşlara hitap etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlar ile buluştu. Buraya gelişinde yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu vatandaşların fotoğraf çekinme isteğini de geri çevirmedi. Bakan Soylu yaptığı konuşmada ülke üzerinde büyük oyunlar oynanmak istendiğini belirterek bu toprakların en büyük şifresi tevhiddir. Bu toprakların en büyük şifresi birlik ve inançtır dedi. Acaba neden, biz neden yanılmıştık onlarla ilgili? Biz bir şeyi unutuyoruz. Biraz önce okunan ve her bayım 5 vakit okunan ezan sadece bizi namaza çağırmıyor. O bizim vicdanımıza ahlakı, o bizim vicdanımıza adaleti, o bizim vicdanımıza iyiliği, o bizim vicdanımıza anne baba öğretisini, o bizim vicdanımıza nasıl bir medeniyetten geldiğimizin çağrısını yapıyoruz. Ardından Tarihi Kongre Müzesi bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Şimdi yılın sonu itibariyle Aralık ayı hariç 491'e düştü. Buna size söylüyorum. 57 binini kodese tuttuk. 57 bin uyuşturucu satıcısı. Burada konuşan AK Parti Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin, inşallah AK Parti belediyeciliğini sizlerle birlikte daha da yukarıya çıkaracağız diyerek, önümüzdeki 5 yıl boyunca Sivas'ı daha da güzelleştirecek projelere hep birlikte imza atacağız dedi. İnşallah sizlerin duası ve desteğiyle 31 Mart akşamı AK Parti bayrağını, hizmet belediyeciliğini, AK Parti belediyeciliğini, eser belediyeciliğini sizlerle birlikte daha da yukarılara çıkaracağız. Ve önümüzdeki 5 yıl boyunca Sivas'ı daha da güzelleştirecek projelere hep birlikte imza atacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dağlarda 15 bin teröriste etkisiz hale getirdiklerini dile getirerek kalan 700 teröristin ise burnundan fitil fitil getireceğiz dedi. Bütün dünya duysun istiyoruz. Haykırarak söylüyorum. Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz. Oyun kuramaz. Oyun kuramaz. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 kaldı. Helal. Eğer o 700'ün de burnundan fitil fitil getirmezsek lanetiz. Dağlarda dimdik yürüdük diyen Bakan Soylu, bunun sebebi cesaretimizden değil, sizin bize olan inancınız ve desteğinizdendir dedi. Hani biz yürüyoruz ya o dağlarda, şöyle dik yürüyoruz değil mi? Bilesiniz ki cesaretimizden değildir. Bilesiniz ki kişiliğimizden, karakterimizden değildir. Bilesiniz ki oralarda bizi yürüten nedir? Oralarda bu meselelere sahip çıkmamızı sağlayan nedir biliyor musunuz? Hani Tayyip Erdoğan'a diyorsunuz ya, dik dur eğilme bu millet seninle. O nedir biliyor musunuz? Allah'a yeminim olsun ki o sizin seçimlerde verdiğiniz 50 gramlık oy bursası var ya, rey var ya, oy var ya, sandık var ya, demokrasi var ya onu. Son olarak Sivaslı vatandaşları 31 Mart seçimlerinde destek olmaya davet ederken, ben Hilmi Bilgin'in ve Sivas'ın emrindeyim dedi. 31 Mart akşamı, evet herkes duysun, dağlar duysun, taşlar duysun, Kızılırmak duysun, coşsun, Yeşilırmak duysun, şenlensin, herkes duysun. Ey Sivaslı hemşehrilerim, 31 Mart akşamı sandıkları patlatacak mısın? Evet. Hay Allah size razı olsun. Ben de huzurunuzda size şunu söylüyorum. Hem bir kardeşiniz Süleyman Soylu olarak, bir evladınız olarak, aynı zamanda bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olarak, ben de Hilmi Bilgin'in emrindeyim.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle yaya ve okul geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde önce yaya görselleri çizilmesini istedi. İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor. 81 İl Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı'na genelge gönderen bakanlık, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan önce yaya görsellerini sürücülerin görebileceği şekilde illerde yaya ve çocuk geçitleri önüne çizilmesini istedi. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilecek olan bu görseller sayesinde sürücülere önceliğin yayalarda olduğu uyarısı yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İl Jandarma Komutanlığı'na Bakan Süleyman Soylu imzalı önce yaya uygulaması konulu genelge gönderildi. Trafik uygulamasına ilk defa giren bu düzenlemenin sürücülere ve yayalara doğru anlatılması gerektiğine dikkat çekilen genelgede, trafikte yaya önceliği farkındalığının oluşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nca 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini, 81 ilde eş zamanlı öncelik hayatın, öncelik yayanın kampanyası başlatıldığını belirtti. Öncelik hayatın, öncelik yayanın, öncelik hayatın, öncelik yayanın. Bakanlık 81 ile gönderdiği genelge ile yıl boyunca bu kampanyanın etkisini sürdürmesi için yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer zemin işaretleriyle uyarılarak bu alanlarda yavaşlamaları ve yayalara durarak geçiş hakkı vermelerinin sağlanmasını istedi. Dikkat. Araç sürücülerinin yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabileceği, gerekirse durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Bu kapsamda önce yaya görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizdirilecek. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı olan meclis toplantısını Meclis Başkan Vekili Burhan Demirkaynak Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise burada önemli açıklamalarda bulundu. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, odanın meclis toplantısında yaptığı konuşmada Fuar Kongre ve Eğitim Merkezi'nin 2. Üniversitenin rektörlük binası olacağını açıkladı. Başkan Eken, içerisinde TOP tarafından yapılan 10 milyon değerindeki okulu da eğitime destek olarak veriyoruz. TOP'un isminin verileceği bir fakülteyle 2. Üniversitemiz Sivas'a kazandırılmış olacak, hayırlı olsun dedi. Bununla ilgili orada bir okulumuz var. Tabii orası ama Fuar Kongre Merkezi bizim hadi konuşuyoruz. Bir okul bizim değil, okul Türkiye olarak birinin yaptığı bir okul. 10 trilyona yakın parayı da genel başkanımız gönderdi ve burası yapıldı. TSO Mart ayı olan meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Burhan Demirkaynak Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Hepiniz saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantıda yönetim kurulu çalışmalarını değerlendiren Başkan Mustafa Eken, fuar ve kongre merkezi konusunda gelinen son noktayı açıkladı. Başkan Eken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum odamıza yaptığı ziyarette yıllardır atıl durumda kalan fuar, kongre ve eğitim merkezinin 2. üniversite olarak kurulacak olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektörlük binası olarak verilmesini talep etti. Sayın Bakanımıza tesis olarak her zaman eğitime destek vereceğimizi ve bu konuyu sıcak karşılayacağımızı bildirdik. 2. üniversitede odamızın katkısının olması bizler için onur verici dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum odamızdayız arkadaşlar. Odamızı ziyaret etti. Ziyaretin sırasında da bizim yıllardır atıl durumda olan Fuar Kongre Merkezimizin 2. Üniversiteye, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektörlük binası olarak verilmesini talep etti bize. Ama 2. üniversitenin tabii ki açılmasında odamızın katkısı olması çok güzel bir şey. Hepimiz için mutluluk verecek bir şey. Bunu da hepinizin aynı düşündüğünü biliyorum. Fuar alanının sonunda üniversite olacağını belirten Eken, Fuar Kongre Merkezi'nin tamamlanması için 35 milyon bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu alan için güdümlü proje hazırlayarak orandan 43 bin lira hibe aldık. Odamızın imkanlarıyla bu projeyi tamamlamayı planlıyorduk. Ancak bakanlığımızdan böyle bir talep gelince, yaptığımız istişare ve TOP Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmemiz sonucunda bu alanın 2. üniversiteye verilmesi yönünde karar aldık dedi. Fakat bakanımızdan böyle bir talep gelince kendi içimizde hemen bir değerlendirmeye, acil bir toplantıyla ve tabii Rıfat Başkanı'na itibata girerek buranın Fuar ve Kongre Merkezi'nin 2. üniversiteye verilmesinde karar aldık.
Bu karar Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitime vermiş olduğu desteği bir kere daha göstermiş oldu. Azerbaycan'ın bağımsızlık savaşında şehit olan Sivaslı askerlerin anısını yaşatmak için babası adını Sivas koydu. Azerbaycan'da yaşayan, savaşta şehit olan Sivaslı askerlerinin hatıralarını yaşatmak için oğlunun adını Sivas koydu. Sivas Hasanoğlu. İsminiz neden Sivas? Sivas benim atam koca olup 1918 yılında Nurpaşa Türkiye'den gelip Azerbaycan'da o Daşnak Başlık Hükümeti'ni yıkandı. Orada Sivas'tan da askerler şehit olublar. O şehitlerin şerefine 54. yılda 64 yıl bundan kabak atam benim adımı Sivas koyup. Babası tarafından adı Sivas konulduğu günden bugüne Sivas'ın tarihi kültürünü ve filmleriyle büyüdü. Burası Dörtülü Kongresi. 20. yılında Abdülkadir Namı'nın canında Atatürk'e çömeyle. Sivas Hasanoğlu Azerbaycan'dayken Sivas'ı çok merak ettiğini, 54 yıldır Sivas'a kavuşma ümidiyle yaşadığını ve sürekli rüyalarında gördüğünü söyledi. Beğendiniz mi Sivas'ı? Aa, çok güzel, çok güzel. Ben öyle bunu anda ile hesap edince yukularımda görürdüm Sivas'ı. Her defa gelmek istedim, alım burada. Çok şükür ederim Allah'a ki, Allah'ım bu günü bana kısmet eledi. Ben çok beğendim. Sivas'ın geleceğinde de orada durdum, foto çektirdim. Sivas ismini dünyada ilk taşıyan kişi olduğunu söyleyen Sivas Hasanoğlu, Azerbaycanları savaş istilasından kurtaran şanlı Türk askerlerinin anısını ayakta tutmak için adının Sivas konulduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Bu şehrin şerefine, asker, şehit olan askerlerin şerefine, o vakit, o vakti Stalin korkusu vardı, hiç Türkçe'nin adını çekmeyi olmurdu onda. O dövrde Sivas adı koymak çok çetin idi, indasantı koymak. Çok çetin idi. Onların şerefine ben de fark ettim. Dünyada yegane kişiyim ki ben Sivas adı taşıyorum. Çin'de bir kişi yok dünyada. Tek Türkiye'de yok, tek Azerbaycan'da yok. Dünyada. Çin'de bir kişinin adı Sivas değil. Yegane tek Sivas benim. Ben de geldim Sivas'ı ziyaret edeyim. Görün benim adım taşıdığım şehrin necədir. Ve ben babam Allah rahmet eylesin. O benim adımı koyup bir, ben de onun gelip bunun aklına çıkmaydı. 64 yıldan sonra geldim çattım Sivas'a. Sivas'ı rüyalarında gördüğünü söyleyen Hasanoğlu, Sivas'taki insanların sıcakkanlı ve mert olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. İnsanları da bilirim ki merttiler. İnsanlar burada dağ yeri olduğu için insanlar emosyonaldılar, merttiler, koçaktılar, sözlerini tutandılar. Bana da deyirler ki sen de onları okşamışsın. Ben de bu Sivas ehlini okşamışım. Adım da Sivas olarak. Peki Azerbaycan'a gidince Sivas'tan bahsedecek misiniz? Elbette, elbette. İndiden önce... Artık ben neden önce gönderirim, çeken şekilleri gönderirim, haberleri gönderirim. Artık orada marağa sebep olup ki, Sivas gelip Sivas'a. Ben de bir tane yazı yazdım ki, indi Facebook'ta ki, kim aparar bu Sivas'ı, bu Sivas olmayan yere. Rüyanızda gördüğünüz Sivas'la şimdiki Sivas arasında bir fark var mı? Aynı. Aynı, öyle benim arzularımda, yuklarımda, hayallerimde gördüğüm Sivas'tı. Yani ben beni seviyordum. Ben Sivas hakkında çekilen filmlere de bakırdım. Filmler var Sivas hakkında. Cemaatin önce merd olmakları, birbirini sevmeleri Sivas ehlinin. Azerbaycan'dan Sivas'a gelen Hasanoğlu Sivas, ülkeler arasında kültürel faaliyetler sürdüren Veysel Ateş'in misafiri oldu. Veysel Ateş, Azerbaycan vatandaşı olan Sivas'ın hikayesini dinledikten sonra Türkiye'ye gelmesine yardımcı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Babası Sivas şehitlerinin anısına Sivas koymuş ismini. Bakü'de ve Azerbaycan'da böyle bir isim yok. Belki de Sivas'ta da böyle bir isim yok. Dünyada tek isim. O hatıraya müsemma olarak biz de dedik ki Sivas Gulyev Bey Sivas'a geldiği zaman bağrımızı açalım, sarılalım. Manevi bir konu. Geçmişten geleceğe uzanan bir sevdayı SRT'de taşıyalım dedik. Ve geldik, memnun olduk ve mutlu anını yaşadığımız için de ayrıca size teşekkür ediyorum. SRT Haber ekibi Azerbaycan vatandaşı olan Sivas'a Sivas'taki tarihi güzellikleri anlattı. Adını taşıdığım, fakir ettiğim Sivas ehline, Sivas'ta yaşayanlara eşk olsun. Biz daha onları öpürem, bağırma basıp hamsını Sivaslıları. Onların mertler, hamsı mertler benim kimi. Ben de onları okusamışam. Evet. Bir teşekkür ederim ki benim 64 yıl geldiğim yol bugün tamamlanır.
64'dir ben buraya gelirim. Hayallarımda, yuxularımda. O 64'lerin tamamında gelip ben çatmışım Sivas'a. Evet. 64 yıldır Sivas'a gelmeyi düşünüyordu. İsmi de Sivas. Çünkü Sivas şehitlerine ithafen babası ismini Sivas olsun istedi. Rüyasında görmesinin ardından da bugün Sivas'a geldi. 3 günde Sivas'ta misafirimiz olacak. Çok şükür Allah'a. Çok teşekkür ederim. Ben çok isti karşıladığınıza göre, sıcak karşıladığınıza göre size teşekkür ederim. Ve bütün Sivas ehline, bütün Türkiye'ye selamlar getiririm. AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalle idareler seçimlerine ara vermeden ziyaret ve seçim bürosu açılışlarına devam eden AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin Gürtepe Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile seçim bürosu açılışına katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen açılış miting havasında geçti. Açılış öncesinde mahalle sakinleri ve partilere seslenen AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, 2002'den bu yana Sivas'a çok büyük hizmetler yapan AK Parti'nin bir neferi olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız diyerek son 16 yılda Sivas'a yapılan yatırımlara değindi. 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne kadar 16 yıl boyunca hem ülke genelinde hem de şehrimizde büyük hizmetler yapmış, ülkenin ve şehrin kaderini değiştirmiş bir kadronun adayı olarak bugün bir kez daha milletimizin huzurundayız. 16 yıl boyunca yapmış olduğumuz hizmetlerle bugün milletimizin içerisinde milletimizin muhabbeti, milletimizin sevgisi ve milletimizin desteğinin devam ediyor olması bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. 16 yıllık iktidarın 7 yıllık milletvekilliğini yapmış bir kardeşiniz, bir evladınız, bir arkadaşınız olarak bu şehrin her bir karışında çok büyük hizmetlerimiz var. Bugün AK Parti döneminde yapılan hizmetleri bu şehirden çıkardığımız zaman şehrin durumunu siz bir düşünün şöyle. Bugün sağlıktan, toplu konuttan, ulaşımdan, eğitimden, tarım ve hayvancılık alanında, yerel yönetimler alanında yapmış olduğumuz hizmetlerle Sivas'ı adeta kulvar değiştirerek farklı bir noktaya getirdik. Yeter mi? Yetmez. Yapmış olduğumuz bu devasa hizmetlerin yanı sıra Sivas'a daha yapılacak çok büyük hizmetler var. Sivaslı vatandaşların uzun zamandır hasret kaldığı sıcak hava bugün kendini gösterdi. Sivaslı vatandaşlar ise park, bahçe ve oyun alanlarına akın etti. Son günlerde yaşanan soğuk, kar yağışlı havalar nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar güneşin kendini göstermesiyle hareketlendi. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hafta sonu değerlendiren Sivaslı vatandaşlar park bahçe alanlarına akın etti. Sivas'ta son 2 gün hava sıcaklıklarının artmasına fırsat bilen vatandaşlar evlerinden çıkarak park, bahçe ve oyun alanlarında zaman geçiriyor. Bazı vatandaşların meydanda gezerek sohbet ettiği görülürken bazıları ise ailesiyle zaman geçirdi. Çocuklar ise güneşli havanın keyfini oyun oynarken çıkardı. Bu güzel havayı değerlendiren Sivaslı vatandaşlar ise Serit Haber ekibine duygularını aktardı. Havanın güzelliği insanın güzelliğine yansır. Hava güzel olunca memleket güzel olur, ortam güzel olur, esnaf güzel olur. Sivas her zaman yaza hasrettir. Erzurum ve Sivas'ta vatandaşın biri askerlik yaparken 2 yıl askerlik yapmış, yaz geleceğini söylüyorlarmış 2 yıl boyunca. Onun için biz hep Sivas'ta sıcak havaya, yaza hasret kaldık. Bugün bu havanın tadını çıkaracağız inşallah. Piknik alanlarına koşacağız. Bol bol gezeceğiz, çay içeceğiz. Amcacığım 2 gündür hava çok güzel. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Hem ziraatçıya, hem ekiciye, hem biçiciye çok güzel. Bir de bir yağmur yağarsa var ya, oh sorma keyfi. Evet, dışarıya gidip bisiklet sürebiliyoruz. Başka neler yapıyorsun? Futbol da oynayabiliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu havayı? Vallahi gördüğünüz gibi gezerek, alışveriş, gezmek. Peki başka neler yapacaksınız? Vallahi biraz gezeriz, ondan sonra
biraz karnımız doyur, ondan sonra da eve gideriz herhalde. Yoğunluktan memnun musunuz? Tabii memnunuz. Satışımız daha çok oluyor, daha iyi oluyor. Yani memnunuz yoğunluktan. Peki artık yaz gelsin diyor musunuz? Diyoruz. Diyoruz, istiyoruz. Hava güzel, arkadaşına oturuyor, bahar geliyor. Yazı özlediniz mi artık? Özlemez olur mu ya? Yaz demek her ilaca derde derman. Bahar. Daha Arbır 5'i var, Mart 9'unun kışı var. Maşallah var Sivas'ın. İstanbul ne, oralar hep kış. Buralar bahar maşallah. Bu Cenab-ı Allah'ın bir vergisi. Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı adayı Doğan Ürgüp, esnaf ziyaretleri ve seçim irtibat bürosunun açılışına devam ediyor. Şehrin esnafları Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp'ten öğrenci sorunu için çözüm bekliyor. Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, 31 Mart yerel seçimleri öncesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Sivas'ın sorun ve sıkıntılarını dinliyor. İnşallah. İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelen Ürgüp, esnafların talep ve isteklerini dinledi. Hocam, bir ricamız var sizden ya. Ya şu yurtları götürdüler, cadde bitti. Buna bir çözüm bulunan. İstasyon Caddesi'nde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Seçim İrtibat Bürosu'na nezaketen ziyarette bulunan Ürgüp, geçmişte Ülke Ocağı Başkanlığı yaptığı dönemde beraber yol yürüdüğü arkadaşlarını yad ederek önemli olan dostluktur. Dostluklar baki kalsın dedi. Karım başkanım, çocuk bahçesinde miting yapıyoruz. Yükselişli grubumuz, mavilerimiz. Kendinden destek veriyoruz. Allah razı olsun. Güzel kardeşlik. Olsun, arkadaşlık baki kalsın. Çok güzel dostum. Ardından Şeyh Şamil Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılan Başkan adayı Doğan Ürgüp, halkın yoğun ilgi ve alakasıyla karşılandı. Açılış öncesi hemşerilere seslenen Ürgüp, 31 Mart seçimlerinin mahalli idareler seçimi olduğunu ifade ederek adayına güvendiği projelerini beğendiğimiz Sivas'ta yaşayan dürüst insanlara gönül rahatlığıyla oy verebiliriz dedi. Mali seçim süreci sürdürüyoruz. Bu seçim Sivas'ın seçimidir. Diğer vilayetler için o vilayetlerin seçimidir. Bu seçimde Sivas'ta kazananın kaybedenin birbirinden fazla farkı olmayacak. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla beğendiğiniz adaya, projelerini beğendiğiniz, kendisini size takdim eden, tanıdığınız, inandığınız adaya oy verebilirsiniz. Burada bir sakınca ve sıkıntı yok değerli kardeşlerim. Sivas artık Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırasına, onun adayına, onun seçtirdiği belediye başkanına sahip çıkıyor. Ürgüp mahallenin sorunları için hem mahalle sakinleriyle hem muhtarlarla hem de mahalle başkanlarıyla istişare ettiklerini ifade ederek, Şeyh Şamil Mahallesi'nin sorunlarını biliyoruz, çözüm için ne gerekiyorsa yine istişare ederek yapacağız dedi. Yani bakın, bu mahallenin imarı, yukarıda yer alan cami alanları, okul alanları, köşedeki benzinliğe kadar, ileride yapılan sahaya kadar her tarafta hizmetlerimiz vardır. Tekkenin oradan başlayın, sağda Töki'den çıkın. Sonra tekke, mezarlıklar, saha, karşında çöp alanı, Aksu'nun dibi çöplerle doluyor. Bunlar çabuk unutuluyor. Belediye meclis üyelerimizle birlikte, ekibimizle birlikte bizi destekleyin. Bizi belediye başkanlığına bize layık görün. Rabbim layık görsün. Biz de hizmetlerin. Ardından Ürgüp mahalle sakinleriyle birlikte seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Gelecekte birçok alanda kullanım sağlanması için Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı solucan gübresi projesinde imzalar atıldı. 2018 yılının Ekim ayında Ar-Ge çalışmalarının sunumu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Uğur Tutar'ın yaptığı Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Ticaret Sanayi Odası'nın paydaşları oldu. Solucan gübresi projesinde imzalar atılarak Sivas Organik Tarım Anonim Şirketi kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepinize, hepinize, kurumlarımıza. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Alem Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve Burici Anonim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Altun katıldı. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Ticaret Sanayi Odası ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin ortaklığıyla kurduğumuz Sivas
organik tarım anonim şirketi bugün hayata geçiyor. İmza töreninde konuşan Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret Odası ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan Sivas Organik Tarım Anonim Şirketi'ni bugün hayata geçiriyoruz. Bu şirkette solucan gübresi üretilecek dedi. Burada biz solucan gübresi üreteceğiz. Şunu istiyorduk. Bütün kurumların, Sivas'ın bütün kurumlarının bir arada olarak yapacağı bir faaliyet istiyorduk. Topluma örnek olacak, Sivas'a büyük gelişmeler sağlayacak, solucan gübresinin standartını oluşturacak bir sözleşmeyi, bir şirketi kurmuş oluyoruz. Şehrimize hayırlı olacağını düşünüyoruz. Biz birçok kuruma da bu anlamda örnek olacağız. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, solucan gübresinin son yıllarda ülke gündeminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti. Hem son yıllarda solucan gübresi önemli bir duruma geldi. Türkiye'de birçok şirket bu işi yapıyor ama kurumların, resmi kurumların bunu yapması önemli. Üniversitenin de bunun içinde olması önemliydi. Daha önceden Sayın Valimizin başkanlığında toplanmıştık, belediye başkanımızla görüşmüştük. Onların da muvafakatıyla bugün biz bu imzayı atıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. Çeşitli kamu kurumlarında birçok alanda görev alan Emin Karaman, Sivas'ın Doğanşehir ilçesinde bağımsız olarak aday oldu. Çeşitli kamu kurumlarında birçok görev alan Emin Karaman, Sivas'ın Doğanşehir ilçesine bağımsız olarak aday oldu. Selet Haberi konuşan Doğanşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Emin Karaman kendinden bahsederek Doğanşehir'in eksikliklerini anlattı. Emin Karaman kimdir? Öncelikle hemen kısaca bahsederseniz. Evet, Emin Karaman Doğanşehir doğumlu, 1962 Doğanşehir doğumlu. Yıllarca bürokratik sebepler nedeniyle değişik illerde, değişik kurumlarda evet. Görev yaptım. Güzel bir tecrübeyle evet. ilçemize gelip belediye başkanlığı için niyetlendik. Daha önce malum çalışmalarımızı biliyorsunuz. Sivas evet. Gençlik evet. Spor İl Müdürlüğü yaptım. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü yaptım. En son Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yaptım. Şimdi de diyoruz ki artık Doğanşehir'e hizmet zamanı. Evet. İlçemizin mevcut olduğu durumdan daha iyi bir duruma gelmesi için bütün gayretimizi sarf edeceğiz inşallah. Evet. Geçmişi gündeme getirmek bize bir fayda sağlamayacak diyen Karaman, bu mevcut durumu daha iyi şartlara ulaştırmak için mücadele edeceğiz dedi. Evet. Artık buna yapacak bir şey yok. Evet. Bu geçmişi eleştirmek ya da geçmişi gündeme getirmek bize bir fayda sağlamayacak. Biz bundan sonra bu mevcut durumu daha iyi şartlara ulaştırmak için mücadele vereceğiz. Öncelikle ilçemizin girişini güzel bir şehir havasına sokarak evet. bir güzel bir beldeye girildiğini hissettirecek bir şekilde evet. yeni düzenlemeler yapacağız. Karaman bizim insanlarımız geleneklerine bağlı insanlardır diyerek bazı çalışmalarımızı geleneklerimize göre devam ettireceğiz dedi ve hayata geçirmeyi planladığı projelerini dile getirdi. İnsanlarımız geleneklerine bağlı insanlar oldukları için bazı çalışmalarını da geleneklerine göre devam ettiriyorlar. Burada gördüğünüz gibi hayvancılık halen ilçe merkezinin içinde yapılıyor. Bu da tabii bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. İlçemiz civarında yakın yerlerde mahallelerin kendilerine ait kurabilecekleri, ahır kurabilecekleri, hayvancılık yapabilecekleri yeri oluşturacak şekilde hazine arazilerinden faydalanıp bu ahırlarımızda nasip olursa kısa süre içerisinde dışarıya çıkararak ilçemizdeki bu kirli görüntüyü de ortadan kaldıracağız. Diriliş Mahallesi'nde yarım kalan Hüdayi Camii hayırseverlerden yardım bekliyor. Diriliş Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüdayi Camii için hayırseverlerin akli ve nakli yardımlarını bekliyor. Allah katında büyük hayırlardan biri olan bu hayıra sizler de vesile olun.
Hüdayi Camii Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Abdullah Hacı Pınar ve dernek yönetimiyle halkı hayra davet ettiler. Evet sevgili izleyiciler, Hüdayi Camii artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Başta başkanım olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hele biri var ki Allah gani gani rahmet eylesin, Ahmet Karaçınar amcamız. Mekanı cennet olsun. Ben Diriliş Mahallesi, 30 senedir Diriliş Mahallesi'nde oturmaktayım. Hüdayi Camii Dernek Başkanıyım. Allah hayırseverlerden razı olsun. Acımız büyük. Arkadaşımızı kaybettik. Allah mekanını cennet etsin Ahmet amin, amcanın. Amin. Benim büyük yardımcımdı. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Şimdi ise yapacağımız işler, minaremiz yarım. İçeride yapılacağımız işlerimiz var. Mihrap, efendim lambirileri, noksanlarımız var. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kesinlikle. Sevgili izleyiciler, hele ki havalar yavaş yavaş bahara giriyoruz. Mutlaka yolunuz Diriliş Mahallesi'ne düşecektir. Bu camiye gelin, hem bir öğle vakti olsun, ikindi vakti olsun, ibadetinizi burada da bir kılın diyoruz, namazınızı diyoruz. Allah kabul etsin. Hem de hayır hasenatlarınızı sürdürün diyoruz. Destek bekliyoruz. İşte destek bekliyoruz. Yardım bekliyoruz. Allah razı olsun. Hüdayi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak, cami cemaati olarak vatandaşlarımızın sürekli desteklerini bekliyoruz. Allah razı olsun destek verenlerin herkesten. Şimdi minber. Peteklerimiz bitti mi? Ahmet Karar amcam dedi ki, İsmet dedi ölmeden önce bizim oraya geldi, şu petekleri bitirek dedi. Bitmiş miydi? Bitmedi peteklerimiz. O zaman bitirelim hayır sevgili izleyiciler. Bekliyoruz. Hayır sahibi bekliyoruz. Peteklerimiz bitmedi. Sizlerden ricada bulunuyoruz. Mümkünse hayırlarınızı ibadethanelerimize yapalım. İşte ne olursa. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Yardım edenden de yardım etmeyenden de bütün vatandaşımızdan Allah razı olsun. Tabii ki hayır sevenlerin haberi olmuyor. Sizin ve kameracılığın aracılığınızla bugün bu ihtiyaçları gündeme getirdiğiniz için, bizimle alakadar olduğunuz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş, çok iyice olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. 3 aylara girdik biliyorsunuz. Regaib Kandil ile girdik. Tam da hayır hasenat yapacağımız aylar. Ramazana kadar kavuşacağız. İnşallah Allah ömür verirse diyoruz. İşte hayır hasenatlarımızla anılacağız. Hüdayi Cami sizlerin yardımını bekliyor. Caminin yapımı demeyi geçen, geçtiğimiz ayda vefat eden merhum Ahmet Karaçınar'ı da anan dernek yönetimi ve cami cemaati şimdi hayır zamanı diyerek vatandaşları Hüdayi Cami'nin yarım kalan yerlerinin tamamlanması için destek beklediklerini söylediler. Valla burada rahmetli Ahmet Karaçınar amcamız vardı. Yani onun da çok emekleri var. Sağ olsun Abdullah Hacı Pınar abimiz, Sevran abimiz, Ahmet Turan abimiz. Yani bütün mahalleli olarak biz bu caminin yapılmasında elimizde ne geldiyse de yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Allah verdiği hayırları kabul etsin. İnsanlarımız sağ olsun. Yani müteahhitlerimiz olsun, şeylerimiz olsun. Özellikle de Ahmet Karaçınar. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yani kendisinin çok faydası oldu bu camiye. Abdullah abi başkanımız da başta olmak üzere nereye dediysek koştuk, koşuşturduk, yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ahmet Karaçınar amcamız her gördüğünde bize baba amcanla bir Yasin okuyayım derdi. Biz de vatandaşlar olarak vatandaşlardan istediğimiz bir Fatiha-i Şerif okusunlar. Camide çünkü emeği çok Karaçınar amcamızın. Allah kanı kanı rahmet etsin. Destek ve hayır bekliyoruz diyoruz. Ahmet Karaçınar amcamıza fatihalarımızı da gönderiyoruz. Mekanı cennet olsun. Abdullah Acıpınar başkanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyor hala bu camimizin derneği var. Makbuz karşılığında mutlaka resmi yollardan sevgili izleyiciler hayırlarınız, hasenatlarınız yapılıyor. Onun için sizleri Hüdayi Camii'ne hayır yapmaya davet ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz efendim. Aldığı 1969 model otomobili 10 yılda 50.000 TL harcayıp topladığı orijinal parçaları ile üretildiği ilk günkü haline dönüştürdü. Sivas'ta yaşayan Cihan Çiftçi, babası Hüseyin Çiftçi'nin hayalleri arasında yer alan otomobile sahip olabilmek için babasının 10 yıl önce satın aldığı 1969 model otomobili 10 yılda 50.000 TL harcayarak yeni bir görünüme kavuşturdu.
Çiftçi görünümüyle hurda araçları andıran 1969 model otomobili orijinaline uygun modifiye edebilmek için tam 10 yıl parça topladı. Topladığı parçalar ve onarım için 50.000 TL harcadı. 10 yılın sonunda babasının hayalini gerçekleştirmeyi ise başardı. Son derece zahmetli ve masraflı uğraşının sonucunda ortaya çıkan otomobile ise gözleri gibi bakıyor. Arabayı garajda saklayan çiftçi ailesi kış aylarında araçta trafiğe çıkmıyor. Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda da aracı kullanmıyor. Cihan çiftçi babasının tutkusunu gerçekleştirmek için 10 yıldır çaba sarf ettiğini ifade ederek şunları söyledi. Babam merak saldı, aldık arabayı. Ondan sonra toplamaya karar verdik. Arabayı 10 yıl önce Adana'dan aldık. Yaklaşık bir 10 yıldır da toplamaya çaba gösterdik. Bütün parçaları orijinal olarak topladık, getirdik. Aracımız bu hale geldi. Otomobili garajlarında özenle koruduklarını belirten çiftçi, şu anda otomobili garajımızda özenle koruyoruz. Kim gelirse gelsin aracımızı vermiyoruz dedi. Ben ve babamdan hariç kimse sürmüyor aracı. Kimseye de vermiyoruz. Yani açıkçası. Açıkçası diğer aracımız var, onu veriyoruz. Bunu vermiyoruz ama. Kim gelirse gelsin vermiyoruz. Sadece babam ve ben sürüyorum. Başka süreni yok aracın. Görünümüyle dikkatler üzerine toplayan 1969 model otomobil için yüksek terfiler gelmesine rağmen otomobili satmadıklarını ifade eden çiftçi maliyeti bize yaklaşık 50 bin lirayı buldu. Gerçekten alıcı çıkarsa satma taraftarıyım ama ben satsam da babam satmayabilir dedi. Valla maliyeti bize çok çok yüksek olduğu için aşağı yukarı 50 bin lirayı buldu. Tabii parçalarına hepsiyle 50 bin lirayı buldu. Peki almak isteyen satar mısınız? Vallahi ben alıcısı gerçekten alıcı çıkarsa satma taraftarıyım ama ben satsam babam satmayabilir. Sivas'ta Yıldızlı Kayak Merkezi 1,5 metre kar kalınlığı ile Mart ayında kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı merkezinde hava koşullarının kayak için elverişli gitmesi sezonun uzamasına neden oldu. Kayak merkezi 1,5 metreyi bulan kar kalanlığı ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tesislerde 5 profesyonel kayak pisti, kızak ve amatör pistler dahil olmak üzere buz pistleri de aktif olarak kullanılıyor. Birçok kayak tesisi karların erimesiyle kayak sezonunu kapatırken Yıldız Dağı'nda sezonun Nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor. Atletizm Federasyonu'nca yapılan atletizm geliştirme projesi kapsamında il takımı seçmeleri yapıldı. Atletizm Federasyonu'nca yapılan atletizm geliştirme projesi kapsamında Sivas Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu yanında bulunan atletizm sahasında birçok branşta il takım seçmeleri yapıldı. Ellerinizi kaldırın, hadi birbirinizle tutun, kaldırın bakayım yukarıya doğru. Evet, aferin. 4 kategoride yapılan yarışmalara ilçelerden ve çevre köylerden öğrenciler de katılarak ilk 6'ya giren sporculara madalyaları atletizm spor il temsilcisi Kemal Çağlayan tarafından takdim edildi. Burada Seri Haber'e konuşan atletizm antrenörü Şenol Özdemir, yarışmalar hakkında bilgiler vererek birçok branşta seçmelerin yapıldığını kaydetti. Genelde yeni sporcular bulunması ve atletizme yeni sporcular kazandırmak için Spor Genel Müdürlüğü'nün bir projesidir. Bunun için de Sivas'ta il takımlarımız 2 gündür seçmelerini yapıyoruz. Bu yarışmalar sonunda birinci olan sporcular Sivas'ı temsilen 23-24'ünde Sivas'ta yarışacaklardır. 1500 yapılacak, 800 yapılacak, uzun var, yüksek var, gülle var. Yani bu kız erkek ayrı ayrı kategorilerde yapılıyor. Ardından konuşan Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Bulut, işitme engelli öğrencileriyle seçmelere katıldıklarını dile getirerek zor şartlar altında bu yarışmalara hazırlandıklarını ve okullarında spor etkinlikleri yürütebilecek bir spor salonlarının ise olmadığını ifade etti. Evet, il seçmelerine katıldık. Öğrencilerimizle uzun zamandır zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. Kategorimiz farklı ama biz çocuklarımıza etkinlik olsun diye bu müsabakalara genelde katılmaya çalışıyoruz. Sporcularımızdan derece alanlar var. Normal çocuklarla yarışıp
dereceye giren sporcularımız var. Bu çalışmalarda devam edeceğiz inşallah. Çocuklarımız işitme engelli olduğu için genelde böyle fiziksel, sportif aktivitelerde daha başarılılar. Resim, müzik bu derslerde daha başarılılar. Zaten bu çocuklar için bu dersler çok önemli, hayati bir önem taşıyor. Böyle çocuklarımızı kaynaştırma bir eğitim şekliyle çocuklarımızı diğer çocuklarla kaynaştırıp onlarla aynı hareket etmesini sağlıyoruz. Eklemek istediğim bu tür faaliyetlere katılmamız için destek bekliyoruz. İdaremiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, okulumuzun spor salonu yok. Okulumuz yeni yapılmış bir okul ama hiçbir spor aktivite yapacak alanımız yoktur. Voleybol sahası, potası, voleybol, basketbol sahası hiçbir şey yoktur maalesef. Aslında bunlar için bu tür spor aktivitesi yapılacak yerler hayati bir önem taşınıyor. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, haber bültenimiz sona erdi. Mutlu bir haftaya başlamanız dileğiyle hoşça kalın.